Saygıdeğer meclis üyelerimiz ve kıymetli konuklar, örnek çalışmalarla Türkiye'ye model olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın Kasım ayındaki çalışmalarını sizlere sunuyoruz. Odamız tarafından Türkiye'de ilk kez otel, restoran, kafe, hastane ve ikram endüstrilerinin güçlü tedarikçilerine yönelik düzenlenen Kontrakt Hotel Expo Fuarı 4 gün boyunca yerli ve yabancı sektör temsilcilerini buluşturdu. Sektörlerin uluslararası platformda etkili iş bağlantıları kurmasına öncülük eden fuar, hizmet sektöründe faaliyet gösteren güçlü tedarikçilere büyük fırsatlar sundu. 19 farklı ülkeden gelen ve yurt içindeki üst düzey yöneticiler, satın alma yetkilileri, tasarımcılar ve iç mimarların oluşturduğu 10 binden fazla profesyonelin ziyaret ettiği fuara 100'ün üzerinde firma katıldı. And I know that there are a lot of international companies, investors and consultants like myself interested in Turkish products, and therefore fairs like this give a good opportunity to have a single stop to find such manufacturers, because the market is very big and it's very difficult to search all over. So coming to the fair, it's a good chance to find a lot of companies in one place. Fuar kapsamında trend alanlarında düzenlenen seminerlerde firma yöneticileri Bursa iş dünyasıyla sektörlerin geleceğini masaya yatırdı. Profesyonelin tecrübelerini paylaştığı fuarda mimarlar özel alanı da ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Kontrakt Hotel Expo Fuarı, otelcilik sektöründe işvereni, yatırımcıyı, sağlayıcıyı, satın almacıyı, üst düzey yetkililerini otellerin ve bizler gibi otel işi yapan tasarımcı mimarları bir araya getiren çok değerli bir platform oldu. Onun için teşekkür ederim. Bu kadar hızla böyle bir fuar alanını doldurup bu kadar şık standların, firmaların katılımını sağlayabilmek gerçekten emek isteyen bir iş. Ve ilk olmasına rağmen oldukça güzel standların kurulduğu, yoğun bir katılımın olduğu bir fuar oldu. Önümüzdeki 2 yıl sonra ben buraya katılım için çok firmanın yer arayacağını düşünüyorum. Odamız öncülüğünde ayrıca kapalı alanda blok mermerlerin sergilendiği, dünyanın ilk fuarı olan Bursa Blok Mermer ve İş Makineleri Fuarı 25-28 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak. Küresel Fuar Acentesi projemiz kapsamında üyelerimiz dünyanın en önemli fuarlarını yakından inceliyor. Proje kapsamında dünyanın en önemli tekstil ve hazır giyim makineleri fuarı olarak gösterilen İTMA 2015 fuarına odamız özel bir organizasyon düzenledi. Yenişehir'den özel uçak kaldırılan organizasyona 230 kişilik rekor bir katılım sağlandı. Bir teşekkürümüz de Bursa Ticaret Sanayi Odamızın değerli yönetim kurulu başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a olacaktır. Çünkü onun bu dönemde, başkanlık döneminde ortaya koymuş olduğu bu vizyon çerçevesinde uçaklar dolusu iş adamlarımız tüm dünyanın çok fuarlarına katılım göstermekte. Bugün de burada bunun aslında güzelliklerini görmekteyiz hep birlikte. Bursa'da yoğun olan tekstil, konfeksiyon, boya baskı, apre sektörüyle birebir ilgili, alakalı ve bu fuar kapsamında Bursa Ticaret Sanayi Odası'ndan katılınan en yüksek kapasiteli fuar diye belirttik. İnşallah bu Bursa'mıza, tekstil sektörüne hayırlı uğurlu olur diye düşünüyorum. Başkan Vekilimiz İsmail Kuş, Başkan Yardımcımız Feridun Kahraman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Emin Akça ve Hasan Gürses, Meclis Başkan Vekilimiz Mesut Okyay ve Meclis Üyemiz Hasan Çepni ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Ulcay'ın da aralarında bulunduğu heyetimiz, fuar ziyaretinin yanı sıra Milano'da bir dizi temasta bulundu. İtalyan iş adamlarıyla iş imkanlarının da görüşüldüğü organizasyon kapsamında heyetimiz ayrıca Milano Ticaret Odası heyetiyle bir araya geldi. 230 kişiyle geldik Bursa'mızdan, Yenişehir'den, Bursa'dan kalkması ve buraya direkt ulaşmamız, giriş kartlarımız dahil alınması. Burada ilginç, enteresan yeniliklere şahit olduk. Bunlar çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani bu fuarlara daha sıklıkla, daha fazla katılımla yapılmasını ben temenni ediyorum. Proje ile üyelerimiz ayrıca 18-21 Kasım tarihleri arasında Chicago'da düzenlenen Metal İşleme ve Kaynak Teknolojileri Fuarı FabTech'e çıkarma yaptı. Yönetim Kurulu üyemiz Şakir Mutkan ve heyet başkanımız ve meclis üyemiz Saadettin Özgür Şahinoğlu'nun başkanlığındaki heyetimiz sektördeki yenilikleri yakından inceleme fırsatı buldu.
Bursa'nın geleceğe dönük enerji yatırımları konusunda Türkiye'ye önce olmasını hedefleyen odamız, Enerji Verimliliği Merkezi'nde BEPKA'nın destekleriyle 1 milyon 250 bin liralık bütçeyle Bursa ekonomisine kazandırdı. Enerji Konseyimizin çalışmalarının ardından kurulma kararı alınan merkezimizin açılışı, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk, Yönetim Kurulu üyelerimiz Enerji Konseyi Başkanımız ve Meclis üyemiz Erol Dağlıoğlu'yla Bursa Protokolü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa ekonomisinin gelecek 50 yılına yön verecek Teknosap projesiyle kentin ve ülkenin kalkınma hedeflerine öncülük eden odamız, plastik ve kauçuk sektörlerine yönelik ihtisas organize sanayi bölgesini kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda 21. Meslek Komitemizin plastik ve kauçuk sektörü ihtiyaç analizi toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Gürses, 21. Meslek Komitesi Başkanımız Kaan Yeşil, komite üyelerimiz ve 250'ye yakın sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dünya liderlerini buluşturan ve mülteci sorunu, ekonomik gelişmeler gibi dünya gündemindeki konuların ele alındığı G20 zirvesi Antalya'da gerçekleştirildi. G20 zirvesine ve bu kapsamda gerçekleştirilen B20 toplantılarına katılan Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay zirvede Bursa iş dünyasını temsil etti. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk ve Yönetim Kurulu üyelerimiz İstanbul Sanayi Odası ile gerçekleştirilen Ortak Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda iki oda arasında sektörlere yönelik iyileştirmelerin yapılması ve lobi oluşturulması konusunda İSO Yönetim Kurulu'ndan Adnan Dalgakıran ve Ali Eren de Yönetim Kurulu üyelerimiz Cüneyt Şener ve İlker Duran'dan oluşan koordinasyon kurulu oluşturuldu. Odamız uluslararası rekabetçiliği geliştirme projesine bir yenisini daha ekledi. Daha önce uzay havacılık, savunma, raylı sistemler, bebe çocuk konfeksiyonu ve makine sektörlerinde URGE desteği alan odamızın kimya sektörü için yaptığı başvuru da onaylandı. 5 ayrı sektör için alınan URGE ile her bir proje için 4,5 milyon dolara kadar destek sağlanıyor. Odamız yeni URGE projesi hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza URGE projeleri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Kuş, 25. Meslek Komitesi Başkanımız Beyhan Canbaz'la meslek komitesi üyelerimiz ve sektör temsilcileri katıldı. Bilim Sanayi Bakanlığı tarafından düzenlenen Tekstil Sektörü Analiz Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda odamızı Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Kuş temsil etti. 33. ve 49. meslek komitelerimizin katkılarıyla inşaat sektöründe belgelendirme konulu toplantı gerçekleştirildi. Oda Hizmet Binamızda düzenlenen programa Yönetim Kurulu üyemiz Şakir Umutkan, Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez ve inşaat sektörü temsilcilerimiz katıldı. 24 ve 37. komitemiz tarafından KOSGEB'in işletmelere teşviklerinin anlatıldığı toplantı 200'e yakın firmamızın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda KOSGEB'in kurumsallaşma ve markalaşma konusunda firmalara sağladığı hibe ve teşvik destekleri konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi. Odamız iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı oluşturmak için Uludağ Üniversitesi ile güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda odamızla Uludağ Üniversitesi arasında gerçekleştirilen protokolü Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay imzaladı. Ayrıca odamız çatısı altında faaliyetlerini sürdüren MESYET ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu arasındaki protokole de imza atıldı. Protokolle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mesleki yeterlilik belgelendirme süreçlerinde MESYET'e akademik destek sağlayacak. Odamız yüksek teknolojili yatırımları Bursa'ya çekecek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ve Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, uzay havacılık ve savunma kümelenmesi üyelerimizle bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyemiz İlker Duran ve UHS kümelenmesi başkanımız Mustafa Hatipoğlu'nun da katıldığı programda firmalarımızın ufkunu genişletmek için gerçekleştirilmesi gereken projeler ele alındı. Odamız bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'de lider olan firmalarımıza ilham veren eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bursa Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junior Show'la sektörü buluşturmayı hazırlayan odamız, dünyada tekstil tasarımı konusunda söz sahibi olan Promostly firmasının trend uzmanlarını sektör temsilcileriyle buluşturdu.
kente kompozit mükemmeliyet merkezi kazandırmak için hazırlıklarına devam eden odamız, başta uzay, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörler için önemli bir malzeme olan kompozit alanında eğitimler verdi. 30'a yakın firma temsilcisinin katıldığı eğitimlerde üyelerimize 40 saati yakın eğitim verildi. BTSO Akademi projemiz kapsamında AFAD İşbirliği ile büyük endüstriyel kazaların önlenmesi konulu eğitimlerin startını verdi. Hizmet binamızda 16-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerle iş dünyası temsilcilerimizin endüstriyel kazalara karşı bilinçlendirilmesi sağlanıyor. Odamız öncülüğünde kurulma çalışmaları tamamlanan Teknosab'ın müteşebbis heyeti, bölgeyle ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıya Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk'la müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan Ekonomide Görünüm programının canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'de oda ve borsalar arasında ilk defa tahkim ve arabuluculuk merkezini hayata geçiren odamız, bu konuda ileri arabuluculuk eğitimlerinin ilk etabını tamamladı. Eğitimlere Bursa Başsavcılığı, Ticaret ve İş Mahkemesi hakimleri, Bursa Barosu, Arabuluculuk Dernekleri Başkanları ve konusunda uzman avukatlar katıldı. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren BTSO MESYEP tarafından mesleki teknik eğitimde standartların yükseltilmesi, eğitimcilerin eğitimi çalıştayı düzenlendi. Yönetim kurulu üyelerimiz Fahrettin Gülener, İlker Duran ve MESYEP Genel Müdürü Ramazan Karakök'le çok sayıda eğitmenin katıldığı programda meslek liselerinin eğitimcilerine yönelik bilgiler verildi. BTSO MESYEP'i ziyaret eden Bursa Valisi Münir Karaloğlu, merkezin çalışmaları hakkında MESYEP Genel Müdürü Ramazan Karakök'ten bilgi aldı. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız İsmail Kuş ve Feridun Kahraman, Yönetim Kurulu üyelerimiz İlker Duran, Cüneyt Şener ve Emin Akçay'la Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay katıldı. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı proje direktörleri, Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Şener Başkanlığı'nda toplanan Otomotiv ve Taşıt Konseyimizin toplantısına katılarak yabancı yatırımcıların Bursa'dan ve Türkiye'den beklentilerini anlatan sunum gerçekleştirdi. Odamız çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOP Bursa Genç Girişimciler Kurulumuz, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği'nin davetlisi olarak Kıbrıs'a gitti. Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Kaan Yeşil Başkanlığındaki heyet, Kıbrıs'taki temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ömer Soyer Kalyoncu'nun yanı sıra Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun'u ve Kıbrıs Türk Sanayi ve Ticaret Odalarını ziyaret etti. Odamız önderliğinde Bootcamp'de hayata geçirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitimlerine katılan 81 girişimci sertifikalarını aldı. Oda Hizmet Binamızda gerçekleştirilen törene Yönetim Kurulu üyemiz Aytuğ Onur ve TOP Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Nurcan Özdemir katıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde düzenlenen panelde Bursa'daki kadın girişimcilerin çalışmaları hakkında bilgi veren Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Nurcan Özdemir ayrıca TOP tarafından İstanbul'da düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na da katıldı. Genel Sekreter Vekilimiz Okay Civelek tarafından Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde yapılan yılın yönetim çalışmaları hakkındaki sunum, Bursa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üyeleri tarafından beğeni topladı. Toplantıda ticaret sicilde yapılacak yeni iyileştirmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Odamızı ziyaret eden Polonya Yukarı Silesya Sanayi Bölgesi heyetini Meclis Başkanımız Remzi Topuk, Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Şener'le Meclis üyelerimiz Mustafa Eskin, Erol Kılıç ve Turizm Konseyi Başkanımız Hasan Eker ağırladı. Ayrıca Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Şener, Almanya'dan gelen iş adamı heyetiyle bir araya geldi. Odamız yeni dönemde ortaya koyduğu proje ve uygulamalarıyla TOP Oda ve Borsalar Akreditasyon eğitim ve denetimlerini başarıyla tamamladı. Denetimleri tam not alarak geçen odamız A seviye odalar grubundaki yerini tescilledi. Saygıdeğer meclis üyelerimiz ve kıymetli konuklar, sizlere Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sunduk. Teşekkür ederiz.